Şu an mı gerçekten? Şu an mı oldu bu? Tekrar bağlanmayı deniyorum hemen. Şu an ejderhayı alıyorlar. Bize anlatmaya devam et. Biz şu anda bir görüntü alamıyoruz. Tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Şu an mavi takım ejderhayı aldı. Tekrar bağlandım. Bana tekrar saniyeyi söyler misin? 15-35, En son 34, alsan 16 küçük bu. 37. Pekala. Çözebilecek miyiz bakalım bu sorunu bu şekilde. Gerçi sen aldın ama tekrar bir bağlantı donması yaşıyorum galiba. Evet. Aldım şu an. Kaçtasın? 16, 18, 4 19. saniye geriye al ve bu konuyu çözelim. Bu arada orada Rumble'dan bir dengeleyici görüyoruz. Kha'Zix de oraya geldi. Skoru almayı başarabileceklerdir diye düşünüyorum. Orada bir sıçra gördük. Rumble'dan skoru garantiye almak için ve skor Kha'Zix'e kaldı. Şu anda Zed ultisini de harcayarak Fizz'in üstüne gitti. Fizz orada oyunbaz düzenbazı kullandı. Ve geri canıyla koridoruna devam ediyor. Arada mecburen radyo yayını moduna geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü global yayın, globalden gelen bir problem var. Çözemiyoruz onu ne yazık ki. Selected Çözemiyorum. modu düşüp düşüp duruyor maalesef. Evet. Tekrar bir donma yaşıyorum şu anda. Ben de yaşıyorum. Çok kötü değil mi bu ya, böyle bir şeyin oluyor olması? Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Eurest övenleri görebilir miyim tekrar chatte? Gerçekten. Şu anda görüntü sabit. Bu sabit görüntü sırasında biz bari altın miktarlarını bir konuşalım. Şu anda baktığımız zaman 6000 altına ulaşarak en yüksek altın miktarı 1.02 oynayan 154 milyon skoruna sahip Corki'de. Kendisi Graves'e karşı yaklaşık 2000 altınlık bir fark açmış derken tekrar oyuna döndük derken tekrar dondu. Yapma bunu ama işte. Kabus. EUOP ya evet. Avrupa Batı sunucusunda oynayan arkadaşlar varsa şu soruna hiç yabancı değillerdir. Hepiniz muhtemelen bu sorunu Avrupa Batı sunucusunda yaşamışsınızdır. Yoğunluktan dolayı muhtemelen böyle görüşmeler yaşanabiliyor. Özellikle bu izleyici modunda bu aralar çok büyük sorunlar var. Bu 18'den sonra 18. patch'ten sonra böyle bir sorun başladı. Hala düzeltilememiş gördüğüm kadarıyla. Umarım 20'de düzelir. Orada Kha'Zix'i kovalayan 3-0 1-1 sona görüyoruz. Uçak Evet. ise ultisini tutturmayı başardı. Çok büyük bir hasar var Kha'Zix üzerinde. Kha'Zix sıçrasını kullandı. Oradan kaçmaya çalışıyor. Atlayışını yaparak muhtemelen kaçabilecektir artık orada. Evet. Ki oraya Fizz'in ve Rumble'ın da yaklaştığını gören mavi takım oyuncuları geri çekilmeyi tercih etti. 18.33'teyim ara ara. Eğer bozulmuşsa Tamam, fark ettim. tekrar Evet, 36'ya ayarlayabilirsin. çok. Şimdi üst koridorda Rumble'ın yanına destek ekibi olarak Fizz geldi oradaki Sona'ya karşı. Fakat atladıkları bir detay var. Sona şu anda çok güçlü. Bu arada Zed orada Horton'dan çok güzel bir şekilde kaçmayı başardı. Son bir vuruş gelecek mi? Son vuruş hala gelmedi orada. Ama Zed'in başı belada artık. Dikkatli olması gerekiyor. Orada Zed skorunu Graves almayı başardı. Ava giderken avlanan bir Zed gördük ve tekrar dondu. Evet. Best. Şimdi geri geldi Şimdi sonra. geri geldi, evet. Bu sorunu bu arada az önce globaldeki diğer spectator arkadaşlara sordum. Benimle birlikte global ESL'den yayın yapan arkadaşlar. Onlar daha sonra yaşıyormuş. Bu arada Kha'Zix orada çok büyük bir hata yaparak 3-0-2 hadi 3-0-1 zamanındaki Sona'nın üzerine atlama tercihinde bulundu. Ve bu hatanın bedeli ağır ödedi derken sonradan neden böyle bir şey yapmayı tercih etti hiç bilmiyorum. Orada doğrudan kuleye odaklanmak varken o kadar minyon arasında Rumble'a vurup kule altında kendi üstüne çekmeyi tercih etti. Ve bunun karşılığını canıyla ödedi. Karşı takıma bir skor hediye etmiş oldu. Şimdi Fizz orada Valkyries'ini kullanmış. Corki'nin peşinde. Sıçrasını kullandı. Son bir vuruş gelecek mi diye bakıyorum Fizz'den. Oyunbaz düzenbaz geldi. Son vuruş gelmiyor. Çok güzel bir sıçra gördü Corki'den ama orada atladığı kurtlar kendisine dönünce atladığı pardon ifritler kendisine dönünce orada hayatını kaybedip karşılıklı bir skor verdi. Fizz de istediğini elde etmiş oldu böylece. Şimdi orada Maokai'nin başı belada arkasından kovalayan 3 tane kırmızı takım oyuncusu var. Zed ve sonra hemen ona doğru pozisyon aldılar.
Orada bir pembe totem keşfetti Rumble. Az önce Kha'Zix kaçmasın diye atılmış bir önlem pembe totemiydi. Korkuya sıçra attıktan sonra makine tüfek yeteneği hala çalışıyordu. İfritlerin arasına girdiğinde makine tüfek ifritlere vurdu. Bu yüzden ifritler Korki'ye döndü. Korkuya döndü. Aslında misklik yapmadı yani. Yeteneğinin o makine tüfeğinin son vuruşu ifritlere gitti. Zaten başa kaçma şansı da yoktu. Elinden gelenin en iyisi buydu tahminimce Korki'nin. Orada kırmızı güçlendirmeyi aldı şu anda Korki. Ejderha ile 10 saniye kaldı. Burada çıkacak savaş şu anda çok önemli. Uzaktan mümkün olduğu kadar dürtmeye çalışıyorlar. Savaşa girmeden önce birbirlerini. Henüz ejderhaya başlanmadı. Kazık çok güzel bir yerde pozisyon aldı. 5 kişiye birden tutan. Bir hiçliğin dikenleri gördük ve dondu şu anda oyun. Evet, ben de dondum. Muhtemelen geri geldiğinde bitmiş bir savaş göreceğiz. Bu çok büyük bir sorun ya. Evet, bir anda bütün yetenekler tatlayarak tekrar sende de o şekilde mi oldu Evet, bilmiyorum. ben de o Geri şekilde geldik, oldu. neler olmuş? Rumble çok az bir canla kurtulmayı başarmış. Fizz ölmüş. Orada Maokai ölmüş. Zed çok az bir canla kurtulmayı başarmış. Ve mavi takım orada o savaşı bırakıp kırmızı takıma bedavadan bir ejderha Vermişler. hediye ediyorlardı ki yine dondu. Evet. Yani şu anda izlerken sizin yayınınız donmuyor arkadaşlar. Benim üzerimden izleyici modunda giren başka arkadaşlar da var. Bütün izleyici modunda izleyenlere yayınları dönüyor. Şu an global yayının da donmuyor. Orada hızlıca alınmış bir ejderha gördük ve üst koridorda düşen bir kırmızı takım kulesi görüyoruz. Donma gerçekten evet çok büyük bir problem. Oyun zevkini gerçekten baltalıyor. Buna hiçbir şekilde itirazım yok. Keşke böyle sorunlar yaşamasak. Bak işte güzel çalışan sistemi ellemeyeceğim. Niye Spectate moduna yeni özellikler getiriyorsun ki? Mis gibi çalışıyor işte. Düzenleyeceğim de yok işte şuraya görsel efekt buraya. İşte şu moddur falan. Ne gerek var? Bırak en eski halinde. Girelim izleyelim. Şu anda henüz hala aradaki fark o ejderhaya rağmen kapanabilmiş değil kırmızı takım adına. O aradaki minyon skoru çok büyük hale gelmiş. Yani 213'e 157 Fizzet. Arada çok büyük bir fark var aslında. Evet. Zed'in çok çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim bu durumda. Bu arada orada çok ters bir pozisyonda kaldı Jana. Kaçma şansı yok. Ve oyundan Ben düştük. kaybettim. Sen de mi düştün? Henüz düşmedim mi? Ben şu anda Spectate modundan düştüm. Tekrar. Ben bekliyorum düşmeyi şu an. Bu sorun bütün sunucularda ara ara oluyor arkadaşlar. En ağırlıklı olarak Avrupa Batı sunucusunda var bu bağlantı problemi sorunları Spectate'e. Şu an global yazışmaya bakıyorum. Onlar da aynı şeyleri yazıyorlar. Hepimiz düşüyoruz. Çözümü yok mu bunun falan diye. Henüz orada yazılmış bir çözüm göremiyorum. Tekrardan girdim oyuna. Ala ala Spectate saniyeni söyler misin? 24, 15, Ee, 16, onu 17, hemen 10 18. saniye sonraya. Hayır, 20 saniye sonraya. 24.40'tayım şu an. Tamam, canlıya gidiyorum o zaman ben direkt. Tamam. Tamamdır. Bu çok büyük bir sorun 43. ya. Gerçekten. Hem anlatanın hem izleyenin keyfini kaçırabiliyor. Şimdi iki tane skor alınmış orada. Yanlış hatırlamıyorsam 2-2-0'dı Zed almış galiba o skorları. Tam emin değilim. 3-1-4 olmuş sonra. Sonra iki tane asist olmuş. Corki'nin bir tane asist olmuş. Jarvan'ın iki tane asist olmuş. Şu anda doğru hatırlıyorsam böyle iki tane skor eklenmiş mavi takıma. Bu arada Baron'un orada Saniye kaçtasın? saniye 26 27 28 26 31 32 25-34'teyim. 34'teyim. Daha ileri 25 bekliyor. 34 25 değil mi? 26 değil. 25 40 Tamam. 41 Tamam. Güzel. 2 Güzel. Bir 3 saniye ilerideyim sen. Gördüm. Geleceği görebiliyorum hala.
Benim de oraya geçen maçta. Şimdi orada mavi takım savaş isteyecektir. Doğru pozisyonu bulmaları lazım. Zed orada bir pembe totem keşfetti. O pembe totemi kesiyor fakat şu an üzerine doğru giden bir takım göremiyoruz. Çünkü yine donuyor. Bu donma sorunu gerçekten oldukça tatsız. Az önce gittim. Global yayına baktım. Acaba hani sadece biz mi? Yani Türkiye banatlarında mı problem var diye. Global yayında da aynı problem yaşıyor. Spectate problemi. Bu arada tekrar bir donma. Bu çok... Eyalara ne haber ya? Ne olsun işte öyle. Nasıl gidiyor? İşte maç. Donmalarla uğraşıyoruz ha, yani. Sunum falan. Güzel kızlar eklesin. Böyle. Anlat. Umarım geri gelir hemen. Şu an tekrar bende donuk bir ekran var. Şu an bilmiyorum. Bende de hala donuk. Değil mi? Alt koridorda. Evet, ben de aynı sahne görüyorum. Alt koridorda birbirlerine bakışan. Bir anda geldi oyun. Neler olmuş peki? İki tane skor almış. Mavi takım ve tekrar oyun döndü. Döndü. Oyun döndü bu arada gerçekten. Kırmızı takım büyük bir üstünlük kurmuştu. Fakat mavi takım şu anda 6000 altınla büyük bir fark açmayı başarmış. Orada Ejder'de verdikleri iki skor oldu. Üst koridorda verdikleri iki skor oldu. Ve şu anda tekrar işte böyle sona, müzik falan. Çok tatsız ya şu durum. Gerçekten tatsız. Anlatıyorsun, anlatırken sonra bir anda kesiliyor. Seni de bozuyor bir de anlatırken. Hani 12'ye 9 bir durum var diyorsun, tak bir başlıyor, 5000 altın fark açılmış. Nasıl yani? Aynen öyle. Neye uğradın? Bak tekrar geldi, baron oluyor. Şu an bak baron oluyor ve tekrar dondu. Dondu. Şu an göremiyoruz baronu. Sende de öyle değil mi? Yani sen de spectate'den donduğunu görüyorsun. Şimdi tekrar geri geldi. Ben de gelmedi hala. Geldi, her şey patladı. Kırmızı takım baronu almış. Kırmızı takımdan Janna ve Kha'Zix ölmüş. Mavi takım kayıp vermemiş. O baronu aldı ve şu an bitirmeye gidiyor oyunu mavi takım. Kala kaldılar bende. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Sorun bizim internetlerimiz, bilgisayarımızda değil. Şu an sorun bütün Black Master Cup yayınlarında var. Sorun Black Master Cup'ta da değil. ESL'in de bir suçu. Şu anda suçlayabileceğimiz tek kişi Riot Games'in Spectate sunucuları. Bu bağlantı problemi, bu aşırı yüksek pingi yaşamamızın... Burada makine tüfek sesi takılı kaldı. Aşırı takılmaların sorunu, suçlusu Avrupa Batı sunucusu. Bu bize bu problemi yaşatan. Elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz. Şu anda düzeldi galiba. Bende oyun çöktü. Öyle mi? Evet. Bende de tekrar donma. Reload'la çözülmüyor arkadaşlar. Global yayında da aynı problemler var. Yani sadece bizde olsa diyeceğim ki internet kötü, gideyim şuraya oradan yayın yapayım. Hani Alara'ya geçirelim yayını. İşte ya da Batuhan'dan rica edelim Crank bize atsın onun üzerinden sunup. Öyle bir şansımız da yok. Şu an global olarak izleyen herkes de donuyor. Ve bunu yaşıyoruz. Şimdi neler olmuş bir hızlıca özel geçmeye çalışayım. 14'e 9 şu anda durum. 6000 altınlık bir fark açmayı başarmış. Mavi takım. Bu arada takımlarından tekrar bahsedeyim. Playing Ducks ve Collision Seos. Playing Ducks 6000 altın fark açmayı başarmış. Bir baron güçlendirmeleri vardı. Onu kaybetmişler. Bakıyorum üzerinde baron güçlendirmesi hala duran var mı? Evet. Kırmızı takımın üzerinde Graves ve Fizz de ve Maokai de o baron güçlendirmesi hala duruyor. Neoskor olarak bakacak olursak Fizz'in Zed'i yakaladığını söyleyebiliriz. Hatta Graves Korki'yi geçmeyi başarmış. Aradaki altın farkı hala çok büyük fakat düzgün bir takım savaşında ve düzgün bir objektif kontrolüyle kırmızı takım hala oyunu kazanabilir. Az önce evet Kha'Zix baronu çalmış bu arada. Biz o sahneyi görmedik. Biz bir anda baronun patladığını gördük. Evet. Keşke o Kha'Zix'in. Kaç saniyedesin? Şu an 30-40'tayım. Böyle, biz de böyle. GG. Biz de böyle. Gelemiyorum oraya kadar ben.
Bu arada atladığımız bir detay, kırmızı takım üst koridordan inhibitör kaybetmiş. Şimdi inhibitör tekrar doldu. Çok problemli bir yayın oldu arkadaşlar. Özür diliyoruz. Fakat gerçekten çözüm elimizde olsun. Emin olun ki yapacağız. Tekrar dondu galiba. Evet. Şu an tekrar dondu. Bende de dondu. İşte harita, totemler. Nelerden bahsediyoruz? Şunlardan bahsedelim. Bir kere eşya dizilimlerine bakabiliriz. Rumble şu anda baktığımız üzerine maskesi hala duruyor. Zonya'ya doğru gidiyor. Eldiveni bitirmiş. Sihirbaz pabuçlarını bitirmiş. Büyü nüfuzu sağlayan sopasını bitirmiş. Bir de üstüne Rayla'nın kristal asasını bitirmeyi başarmış. Karşısındaki Maokai ise asırlık sopa bitirmiş. Ruh gömleği bitirmiş. Büyü direnci sağlayan ayakkabılarını bitirmiş. Ve spectator data unavailable, the game will now exit. Evet. Benim de öyle. Helal spectate. Bravo. İnanılmaz ya. Yani Cahil, ben 2,5 yıldır şu oyunu oynuyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Havaya attı. 2,5 yıldır oynuyoruz. Cidden ilk kez böyle bir spectate sorunuyla karşılaşıyorum yalnız. Normalde spectate hep problemli bir sistemdir ama bu kadar ağır problem olduğunu ilk kez tanık oluyorum. Bu kadar ağır problem yaşattığına. Girdim ben de, aynı yerde bende de dondu. Global yayın da donuyor Deathman. Global yayına da baktım. Yani globalden gelen yayını alayım dedim ekrana. Hani kendim spectate'e girmeyeyim. Globalden gelen yayını ekrana vereyim. Global yayında da donuyor. Bu arada düzeldi galiba. Sanıyorum ki. 14'e 9, aradaki 7000 altınlık fark hala devam ediyor. Dur yakalayalım tekrar oyun nerede kalmış. Üst koridordan inhibitör kulesi düşmüş. İnhibitör tekrar geri doğdu şu anda. Pardon, alt koridorda inhibitör kulesi doğmuş. İnhibitör tekrar geri doğdu. Şu anda bütün oyuncularımız hayatta. Herhangi bir boran güçlendirmesi hiçbir takım üzerinde bulunmuyor. Ejderi objektifini en son yaşatlamıyorsam var takım abi. Bu arada doğrudan bir Zonya kullandı orada. Fizz çok aceleci davrandı. Orada balığı da yedi. Sıçrağına tefe fakat skor orada. Zed'de kalıyor. Şimdi Rumble'dan çok da başarılı olmayan, takımı sadece birbirinden biraz uzaklaştıran bir dengeleyici gördük. Sanıyorum ki problem çözüldü bu arada o düşmeden sonra. O koridordaki kuleyi, inhibitor kulesini Jana şu anda verdiği kalkanlarla korumaya çalışıyor. Fakat başarılı olmayacak. Orada korku çok fazla. Hasar çıkıyor o kuleye. Arkada yakalanan bir Grace gördük fakat şu anda Jana çok büyük işler başarıyor ötesiyle. Son anın ötesi geldi. Ben bunun üzerine çok büyük bir hasar var. Kha'Zix orada Z skorunu almayı başardı. Alt koridorda son bir vuruş gelecek mi? Korki orada sıçrasını kullanarak son bir vuruş yapmayı başardı Grace üzerine. Orada inhibitörle düşüyorlar. Bu inhibitörden sonra alt koridoru yönelecekler mi yoksa çıkacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Oraya doğru yönelmiş bir de Kha'Zix sağ çıkmayı tercih edebilirler. Kha'Zix atladı bu arada. Dikkatli olmaları gerekiyor iki takımı da geri çekilirken. Jana henüz ultisi yok. Orada yavaşlatma etkisinden yararlanan. Bir anda şu an mavi takım bir geri dönüp orada skor alabilir. Dikkatli olmaları lazım. Fizz şu anda savaşa dahil oldu. Aynı zamanda alt koridorda kırmızı takımın oh at yarışı mod off. Kırmızı takımın alt koridor inhibitöründe şu anda minyonlar tarafından dövüldüğünü görüyoruz. Saniyeni tekrar söyleyebilir misin acaba? 34, 15, 16, tamam. 17. Sanırım bu problemimiz çözüldü gibi. Aman nazar değmesin, laf söylemeyelim, üstüne çok gitmeyelim sunucunun. Bugün sunucumuz derken oyun sunucumuz biz değil bayağı bir nazlı. Çok nazlı ya. Evet naz yapıyor bugün bizlere. Hani sundurmayacağım bana ne. Bir bak şu an kırmızı takımın yaptığı şey işte önlemdir bak. Bir ifrit kampı almaya dahi orada 5 kişi duruyorlar. Baron güçlendirmesi çıkmış olmasına rağmen. Çünkü orada o kadar önemli ki o baronu kaybederlerse maçı kaybetmiş olacaklar. Şimdi orada mavi takım gerekli pozisyonu bulmaya çalışırken Zed'in
Fizz'le birlikte alt koridorda olduğunu görüyoruz. İki tarafında dikkatli olması gerekiyor. Orada istenmeyen bir sonuç almamak için. Bu arada orada Baron'a girdi şu anda. Mavi takım herhangi bir görüşü yok orada. Kırmızı takımın tekrar çıktılar Baron'dan. Fakat bir sonuç elde edemeyecekler gibi. Orada kazık zararına kalkanıyla herhangi bir hasar almadı. Ve Fizz... Hayır, Fizz oradan kaçmayı başaracak gibi görünüyor. Ultisini kullanmak zorunda kaldı artık orada Zero Score almak için. İnhibitörü açmaya çalışacak bir an önce. Eğer burada güzel bir şekilde oynamayı başarırsa mavi takım oyunun sonunu göreceğiz muhtemelen. Kha'Zix burada düşüyor. Barona girmeye hiç gerek yok. Orada inhibitör de açıldı. Doğrudan üst koridordan gelerek oyunu bitirme şansları var şu anda. Fizz ve Zed gibi oyunun iki kilitlisini öldürmeyi başardılar. Doğrudan orta koridor kulesine yöneldiler. Şu anda o koridor kulesinin hasarlarını üzerinde tutacaktır Jarvan. Zed de oraya geliyor. Orada büyük bir hasara ihtiyaç olacak. Hızlıca kuleyi alıp inhibitör alıp 3 inhibitör birden açmış olacaklar. Kırmızı takımın içi artık 10 kart zor. Orada bir dengeleyici geldi. Evet, bir Amor takım. Dengeleyici geldi dedin sen, ben sen devam et, ben şu an hala bağlanmaya çalışıyorum zaten. Sende hala yok mu görüntüm oluyor? Yok, hayır. Bu arada oyunun sonunu görüyoruz şu anda. Fizz aralara kadar girdi. Orada çok büyük bir hasar çıkarmış olmasına rağmen. Yıkılan bir Nexus. Ve maçın galibi Alman Playing Ducks oluyor. Bir sonraki maç arkadaşlar Sample, hayır yenilenler arasındaydı bir sonraki maç. Bir sonraki maç yanlış bilmiyorsam Justin Gaming ile Collegion'ın CEO's arasında olacak. Az sonra 3. maçta tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
chest, train my mind so I forget, sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole, tear me apart. Tekrardan hepinize seçim ekranından merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün şu an ne sanıyoruz? Üçüncü maçtayız. Bir chatteki moderatörlerimiz bile zaten chart'ın nasıl işleyeceğini anlamamış. Şöyle hızlıca bir özet geçeyim. İlk maç, takım isimlerini boş vererek söyleyeceğim. Sample Text Justin Gaming arasında yapıldı. İkinci maç, Collegene ile Playing Ducks arasında yapıldı. Bu bir grup stage olduğu için Losers Bracket'ın finali olmuyor. Losers Bracket'larda final olmaz.
Bu sadece puan sistemi üzerinden çalışan bir, result üzerine çalışan bir sistem. Üçüncü maç, ilk maçla ikinci maçın loserları arasında yapılıyor. Yani loser bracket dediğiniz şey bu. Justin Gaming ile College Seals oldu bunlarda ki şu an bu maçı sunuyoruz. Ondan bir sonraki maç, birinci maçla ikinci maçın winner bracket üzerinden yapılacak. O da ilk maçı sample text. İkinci maçı daha az önce hep gün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. Playing Ducks kazanmıştı. Playing Ducks arasında yapılacak dördüncü maç. Beşinci maç ise şu an yayınlayacağımız maçın galibi ve bir sonraki maçı kaybeden arasında yapılacak. Bu kadar. Sonra bitiyor. Bilmem anlatabildim mi? Sonra bitecek. Yani toplamda 5 maç olacak. İkisini sunduk. Üçüncüdeyiz şu anda. 2 maç daha var bundan sonra. Sanırım yeterli olmuştur. Ben şu final maçını hala anlayamadım. İdrak edemiyor beynim şu an. Çünkü modlarda sen de aynı hata yapıyorsunuz. Turnuva gibi düşünüyorsunuz. Turnuva değil bu, grup elemesi. Yani bu şey gibi düşünün. Futbolla ilgileniyordur çoğunuz. Ben çok fazla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla lig sistemini biliyorum en azından. Bu futboldaki lig alara. Puan topluyor şu an takımlar. He, anladım. Ya yani birbirlerini yenip elemiyorlar. Anladın mı? Anladım. Chat'te anlamıştır umarım. Yani böyle bir eleme sistemi yok. Hani şu finale kaldı, finaldekinin bu kazandı gibi bir mantık yok. Sistem ben şöyle çalışıyor. Başta. O yüzden son bu finali idrak edemedim. Ha, final değil aslında onun adı işte. Final değil bu yani. Bu sadece eşleşme. 5 tane eşleşme var. Ya bu 5 eşleşmenin 5.'si de 3.'ünün kazananı 4.'ünün kaybedeniyle olacak. Böyle bir sistem kurulu. Şimdi anlaşıldı. Bu çok sık kullanılan bir sistemdir yurt dışı turnuvalarda. O yüzden hani şey mantığını düşünürseniz o alaranın girdiği çıkmaza giriyorsunuz. Ya abi şimdi bunların finali var. Üçüncülük dördüncülük olmayacak mı falan hani öyle bir şey yok. Evet eleme usulü değil. Her takım birbirine maç yapıp puan toplamaya çalışıyor. Sistem dört takımında her bir takımın üçer farklı takımla maç yapmış olmasını sağlamak üzere tasarlı. Oh. Bu. Evet. Biraz karışık ama yine de şu anda anlaşıldı gibi sanki. Anlamış olabilirler. Bir tane link var. Chat'e onu atıyorum. Siz birkaç saniye sonra duyacaksınız. Ne dediğimi ya attıktan sonra göreceksiniz. Bu linke bakarsanız tam olarak sistemin eşleşmesinin nasıl gittiğini anlayabilirsiniz. Şu aşağıda biraz indirirseniz aşağıya grup A'nın şeyini. Eşleşmeler ve maçların saatleri yazıyor. Günleri saatleri yazıyor. Oradan biraz anlayabilirsiniz. Ha bu bununla. Ha demek ki o yüzden bu buraya. O şekilde anlayabiliyorsunuz. Kazananların kazananıyla kaybedenlerin kaybedeni de maç yapsın. İşte onu yaptırmıyorlar. Gerek görmüyorlar. Yani kazananların kazananı zaten mümkün olan en yüksek puana ulaşmış olacak. Olayda şöyle bir sistem açığı oluyor. Eğer bu bracket'ı yapmazlarsa kaybedenlerin kazananıyla kazananların kaybedeni aynı puanda oluyor. Evet. Bunu bozmak için de 3. maçın galibiyle 4. maçın mağlubu tekrar da maç yapıyor çünkü eşit puanda oluyorlar. Yani 3. maçı kazanan ve 4. maçı kaybeden takım aynı puanda oluyor. Bunu kırmak için böyle bir maç yapılıyor. Nasıl gençler? Şimdi aldığınız eğitim zor falan diyordunuz değil mi? Şöyle şu şartı yazan adamın ben elini ayağını seveyim ya. Yani. Sağlam şart yazmış. Sağlam şart. Sağlam çat beyler. Ama ne demek istediğimi anladınız değil mi? Yani şimdi kazanan bütün maçları kazanmış oluyor. Winner'ın winner'ı. Bu yüzden zaten en yüksek puanda. Onun bir altındakiler bir maç kazanıp bir maç kaybetmiş olduğu için eşit oluyorlar ve bu eşitliği bozmak için de son bir maç yapılıyor. Sistem bu. Hayır bu PC'ye bu otomatik yazdıran programı biri yazdı elbet. Yani o yazan adam da işte bunu hazırlarken bayağı bir kafayı yakmıştır herhalde. Biz anlarken yakıyorsak. İşte yazan biri var burada. Evet. Cidden anladıysanız sevindim ama. Evet puan sistemli bir turnuva. Bu bir turnuva değil işte. Turnuva deyince her şey karıştı. Ölüm adam Türkiye. Bu puan sistemli bir grup elemesi. Her takımın birbiriyle oynamasını amaçlayan. Toplam 4 maçta bütün takımlar birbiriyle oynamış oluyor. 5. maçta da eşitliği bozuyorlar. Olay bu. Eşit olan o iki takım
aralarında son maç yapıp kimin daha iyi olduğunu ortaya çıkarıyor. O winner'ın winner'ıyla son maçın galibi üst tura çıkıyor. Heh. O attığınız bir tane chart var ya, eleme sistemli görünen. Onu atmayın chat'e. O chart kafa karıştırıyor. Bu attığım grup A linki sürekli güncellenen bir link maçlardan sonra. O grup A linkinden bakarsanız anlayacaksınız. Lütfen anlayın. Ha, ben şimdi pardon, ben şimdi anladım. Anladın mı cidden peki? Ben yanlış linke bakıyormuşum. Anladın mı peki şu an cidden? Şu an anladım, evet. Anlatsana bir. Şu an ilk iki maçımız oldu. Evet. Sample Text, Just Team Gaming. Adlarını boş ver. A, B, C, D. Evet. Tamam. A ve B maçlarımız oldu. Bu A maçında Just Team Gaming, A maçındaki Just Team Gaming'den A maçındaki pardon ya. Bir dakika. Sonuç olarak Just Team Gaming'de Loser Match yazıyor karşısında. Sample Text ile Winner karşılaşıyor. En son bu winner match ile loser match karşılaşması var. Evet. Onun neden olduğunu anladın mı? Kilit orası zaten. Neden o son maç yapılıyor? Herkes birbirle karşılaşmış oluyor 4 maçta. Neden bir sonuncu maçı ihtiyaç duyuluyor kısmını anladın mı? Anladım şu an için. Çünkü herkes 4 maç yaptığında bir tanesi en yüksek puanda oluyor mecburi. Bir tanesi en düşük puanda oluyor takımların. Diğer iki takım ortada aynı puanda eşit oluyorlar. İkisi de bir win bir lose oluyor. Bildin mi onu? Bildim. Bu yüzden son maçta ortadaki iki kalan takımı hangisinin daha iyi hangisinin daha kötü olduğunu ayırt ediyorlar. Çizerek anlatayım mı ya? Bir dakika. Benim üveyim vefat. Bakın bunu, bu hizmeti hiçbir yerde bulamazsınız. Şunu göstereceğim. Bu hizmeti hiçbir yerde bulamazsınız. Black Master Cup'ta. Böyle size bu kadar detaylı anlatan. Şurada ilk kez Window Capture'dan Paint yakalıyorum. Evet. Şimdi bir saniye. Tamamdır. Şimdi bakın. Konu ne biliyor musunuz? Şu A takımımız. Şu B takımımız. Şu C, şu D takımımız. Tamam mı? Bu içine yapacağım kırmızı doldurmalı topçuklarda galibiyet sayısı olacak. Bu birinci olan takım, hangi takım olursa olsun, iki tane galibiyet aldı. Doldurmadı içine, doldururuz. İki tane galibiyet aldı. Çok mutlu. Yüzü gülüyor. Şaşırmış da biraz. İki galibiyet aldı. Bu iki anlatım, iki galibiyet aldığı için zaten birinci. Başka iki galibiyet alabilecek takım olmuyor. Bu hiç galibiyet alamadı. Buna bir tane çarpı atıyorum. Bu takım otomatik olarak kaybetmiş oluyor. Bu şu anda çarpı verdiğim takım bir sonraki maçta yenilecek olan takım. Bu iki takım da birer galibiyet aldı. Bu ne demek? Bu takım turnuvadan gitti. Bu takım bu grubun galibi oldu. Bu iki takım da birbiriyle eşit. Son maç bu iki takımın şu iki takımın arasındaki eşitliği bozmak için yapılmış bir maç. Bu yüzden artık bu mutlu ve bunu kazanan hangi takım olursa o da iki topa ulaşıp o da bir üst tura çıkıp ayağı kazanıp o da mutlu olacak. Bu geri kalanlar artık dur yapamadım. Bir saniye bu geri kalan takımlar artık mutsuz. Bu öldü zaten. Min bile alamadı. Sistem bu şekilde işliyor. Anladınız mı? Bu takımda bununla aynı galibiyet sayısına ulaşmış olduğu için otomatik olarak gruptan çıkıyor. Benim iyice kafam karıştı şu sistem, an. Sistem bu. Büyük hizmet ya. Bunu kimse oturup da anlatmaz size yani. Anladınız ama bence bak. Anladınız bence ne demek istediğimi. Ben bunu kaydedeceğim. Aynısını söylüyorlar. Herkesin daha çok kafası karışmış. Hayır abi çok basit. Nesini anlamıyorsunuz ya? Hiçbir şey anlamadım şu an bu çizimden ben. Ben bildiğim bana doğru gülümseyen kafalar falan var. Neyse ne demek istediğimi bence anlayan kesin vardır ya. Biriniz anladı değil mi beni? Ne olur. Ferit sen bu turnuvalara yıllardır katılıyorsun. Anladın mı ne demek istediğimi? Neden 5. maçın olduğunu? Ya Ferit sen anladın mı? Tamam onlar anlamadı da sen anladın mı? Sen ne demek istedin? Neden 5. maç oynandığını anladın mı abi?
Biliyor musun? Sistemi biliyorsun değil mi? Lütfen. Evet de burada. Evet yazmanı istiyorum. Hayırsa bile evet demiş, konuyu kapatayım artık. Yani o ortadaki iki takım acaba biz mi çıkacağız diyor. O son maçı o yüzden yapıyorlar. Kazananın yüzü gülüyor, o da çıkıyor. Bu. Ha, mantığı biliyorsun zaten. Anlatması zor. Tamam, anlattım işte abi, peyintle. Olduğu kadar. Tamam, bir piklere bakalım tekrar. Tamam, piklere. Peki, evet, Piklere. aynen. Yok, sana anlatmıyorum sistemi. Sen zaten biliyorsun da en azından doğru anlattığımı teyit etmen için. Pikler şu şekilde: üst koridorda İlelia ve Rumble karşılaşması olacak. İkisi de ışından sihirdar bir üst tercih etmiş. Orta koridorda yine bir Fizz göreceğiz. Karşısında Jace, hayır, Jungle Fizz göreceğiz. Bunu yaklaşık 4 ya da 6 ay aralığında bir zaman diliminde Aral Alper Norman yapmıştı. Hatta şey diye dalga geçmiştik. Türkiye henüz Fizz Jungle hazır değilmiş. Ama Fizz Jungle olur falan diye dalga geçilmişti. Şu an Fizz Jungle oluyor mu olmuyor mu göreceğiz bunu zaten. Karşısında Jungle olarak ormanda Sejuani olacak. Orta koridorda Zed olacak. Rakibi Jayce. Bitkinlik almayı tercih etmiş, tutuşturulur Zed'e karşı. Lucian ve Janna da Corki ve Trace Killers'ına karşı oynayacak. Bu bekleme süresinde araya müzik koyuyorum. Oh! Bay bay. Evet arkadaşlar, maça girdik. Umarım donmadan kesintisiz, problemsiz bir sunum yaşayacağız bu sefer. Oh. Umuyorum. Tamam, Ferit'in yazdığı mantık doğru. Evet abi, kazandığınız sürece ilerliyorsunuz. Kazandıkça puan kazanıyorsunuz. Evet. Puanları Puanlarınız eşitse de puan bozmak için fazladan bir maç daha yapıyorsunuz. Evet. Eşitliği bozmak için. Aa, çok basitmiş lan. Niye çizdin? Basitmiş ya. Biz niye böyle anlatamadık? Paint'te çizdiğim güzeldi aslında ya. Yani Valla Paint'te çizince benim iyice kafam karıştı. Acaba anladığım şey yanlış mıymış diye kendimi irdeledim. doğru muymuş? Doğruymuş. Bu arada çok agresif başlayan bir görüş kontrol savaşı. Görüş kontrol savaşı. Totem savaşı daha doğru oldu. Totem savaşı gördük orada. Zed bu arada çok kötü bir pozisyonda sıçrasını kullanmak zorunda kalabilir. Kullandı. Son vuruş geliyor mu Jace'den? Bitkinlik de var üzerinde. Son bir vuruş önüne geçti. Resmen etten duvar oldular.
orada Rumble gerçekten çok gereksiz bir sıçra kullandı. Hakikaten hiç gerek yoktu. Jess orada skoru almayı başardı. Rumble orada zıpkınını da çok yanlış attı ama zıpkınını biraz ters attı galiba. Hani orada beyler bir canı var ya falan deyip sıçrasını atıp araya girmiş olabilir. Paige'le saksı çizdi. Hayır canım. Bir gün bilahare kendi yayınlarımdan birinde açıklayacağım ben. Demek istedim. Rumble orada muhtemelen Zed'in bilmiyorum yetenek açıp açmadığını gördü mü de gölgesini açıp kaçmaya çalışabileceğini falan düşünmüş olabilir. Ya da gerçekten eli kaymış da olabilir. İnsan sonuçta. Peki. İnsanlık hali. Evet. Elinden oynuyor şu anda oyuncular. Bu yüzden öyle problemler de yaşamış olma ihtimalleri mevcut. Niye bu kadar kaslar ki yenilseler de galipler? Çünkü bu maçın kazananı bir daha maç oynamayacak arkadaşlar. Bu maçın kazananı doğrudan kurtulmuş oluyor artık. Bir kontrol ediyorum. Doğru mu söyledim? Hayır. Tamam kastılar ya. Allah Allah. Travert yapıyorlar. Yok hiç girmiyorum. Bundan sonraki maçın kazananı bir daha maç oynamayacak. Şimdi oldu. Çünkü şu an kaybedenler maç yapıyor değil mi? Evet aynen öyle. Bir önceki önceki geçirdiğimiz iki maçın kaybedenleri kendi aralarında maç yapıyor. Bir sonraki maçta kazananlar savaşacaklar ve kazananların kazananı savaştığı için kazananların kazananı olduğu için direkt olarak geçecek. Ya bayağı bir şey oldu. Bulmaca gibi pratik oldu bana. Zeka antrenmanı yani. Puzzle oldu direkt. Ama anlattığım mantık doğru yani. Evet cidden öyle olacak. Adam iki tane galibiyet bu arada yine dondu. Evet bende de dondu. Sende de dondu. Geldi. Bende henüz geldi. Şimdi geldi. 37, 38, 39. Doğru mu geldik? Benim 4'te şu an. 4 mü? Evet. 4 ne ya? Geleceği görüyorum. Aman Allah'ım. Saniye söyleyebilir misin acaba? 3.56, 57, 58. Tamam. Bu arada orada başarılı olamayan bir ölüm cezası gördük. Thresh'ten canan üstüne fazla hasar bırakmaya çalışıyor orada Thresh. Fakat Corki verdiği hasar Lushen'e bırakmakta niyetli. Lushen'in üzerine orada bir tutuşturur geldi. Son bir vuruş gelecek mi? Corki içerilere kadar girdi. Ama hayır. Sıçrasını kullanıp ben araya girip orada son vuruşu yapar diyordum o şifa gelmeden önce. Fakat burada çok fazla bekledi. Bu da o Lushen'ın şifasını kullanması için gerekli zamanı ona kazandırdı. Gerçi ellerinden şifa büyüsünü almış oldular. Bu büyük bir avantaj. Kırmızı takım evet. Alkoler ikilisi için. Ve yine donduk. Donduk evet. Ve tekrar geri geldik. 4.43. Gelemedim. Bu bağlantı problemlerini siz de arkadaşlar spectate ederseniz yaşayacaksınızdır. Yayın alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın çünkü yayınımızda bir problem yok. Bu arada Jana orada çok fena yakalandı. Oradan çok büyük bir hasar alacak. Ölmesi dahi muhtemel fakat alt koridor ikilisi üstlerine gitmemekte ısrar ediyor. Çünkü orada çalılara pusmuş, saklanmış, gizlenmiş bizim de sonradan fark ettiğimiz bir Fizz var. Evet. O Fizz orada alını bekliyor alt koridorda. İrelia Rumble karşılaşması hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben pek emin değilim açıkçası. Ne düşüneceğim değil mi? Oynasınlar görelim. Bu arada Fizz orada girdi araya. Büyük bir hasar bırakmaya çalışıyor orada Thresh'in üzerine fakat Thresh'e yakalandı. Thresh orada kurtulmaya çalışıyor. Üzerinde kırmızı güçlendirmenin etkisi de var. Tutuşturla da birlikte Thresh orada Fizz'e yem oldu. Tutuştur gelmemiş. Hayır ben yanlış görmüşüm. Yok tutuştur gelmemiş. Tutuştur gelmemiş. Fizz orada sanırım kırmızı güçlendirme son demlerini vurdu. Doğru gördüysen. Bu arada orada başı belada Corki'nin karşılıklı sıçralar atıldı ama bir sonuca varamadı. Jana orada Corki skorunu almış oldu.
Şimdi Zed'in... Aa. Oyundan düştüm bu arada tekrar. Kabus oldu bu ya. Gerçekten kabus oldu bak. Şu an orta koridorda bayağı çekişmeli geçiyor. Devam devam. Anladım. Jayce Zed'i aldı. Zed de Jayce'i aldı. Şu an. Öldürdüler yani. Öldürdüler. Ve oyun gitti bende. Ben tekrar bağlandım bu aralıkta. Bu bir shoutcast'ın çekebileceği en büyük çileyi çekiyorum şu anda ya. Gerçekten oyunda olmasıyla ilgili. Reji istiyorum. Duy sesimi. Baze. Bass TV. Duy sesimi. Hemen bir genel duruma bakalım. Altın olarak 500 altın önde görünüyor şu anda. Mavi takım 3-2'lik bir skor farkı var. Fizz 1-0-0 olmuş. Az önce aldığı skorla hiç ölmemiş. İki kere ölen bir Zed görüyoruz. Oyunun başında ölmüştü. Bir daha az önce bizim göremediğimiz o sahnede Jayce öldü. Değil mi? Karşı evet. Bir takası oldu. Jayce 2 skor aldı. Bir başta Zed almıştı. Ve şimdi aldı. Bu arada orada Jana yakalandı. Minyon avantajı da şu anda kırmızı takımdan yanayken. 0-0-2 oynayan bir Lucian. 1-0-1 oynayan bir Janna var. Alt koridorun daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim şu anda Janna Lucian'a. Corki, Thresh'e göre. Alt koridor hakkında ne düşünüyorsun? Alt koridor hakkında düşüncem şu şekilde. Corki, Janna çok güç uçar. Çok bu arada oyun tekrar dondu. Biraz ondan bahsedeyim. Corki'nin en büyük özelliği anlık hasarının çok yüksek olması. Bu yüksek anlık hasarı ona kullandırtabilecek bir şampiyon aldığınız zaman yanına. Mesela Thresh. Thresh ölüm cezasını tutturduğu zaman karşıdaki hedef sabit kalıyor. Yani biraz kendine doğru çekiliyor ama yakalanmış oluyor. Kaçma şansı kalmıyor. Ve böylece Corki bütün hasarını onun üzerine bırakabiliyor. Bütün kinini kusuyor. Aynı şekilde Nami ile de bunu yapabiliyorlar. Ki Nami Corki gerçekten çok bela bir alt koridor ikilisi bu yüzden. Yakalanmadıkları sürece Thresh'e çok büyük bir problem yaşamayacaklardır. Fakat ola ki özellikle Janna için geçerli bu Thresh'e yakalanırsa başlarına çok büyük bela alacaklar. Ki şu anda oraya Sejuani gelmiş durumda 6. seviye ultisi de var. Ki oradan kaçma şansı ultiden sonra kalmadı. Şimdi orada Janna'nın da muhtemelen öldüğünü göreceğiz. O duvara çarptıktan sonra oradan sağ çıkma şansı olmayacak. Şu an bilerek vurmuyorlar. Skoru bırakmak istiyorlardı ama bırakamadılar. Sejuani almış oldu skoru. Skoru orada Corki'ye bırakmaya çalışıyorlardı. Aslında. İhtiyacı vardı. Bu arada orada İreya Varinio'nu ortaya koyarak girdi Rumble'a ama Rumble skoru almayı başardı. Şimdi orada bir ejderha denemesi görüyoruz fakat önce oradaki oyuncuları bilmen lazım. Yalnız Corki'yi Thresh kendine çekerek çok da aslında akıllı bir hamle yapmadı orada. İkili güçlendirmeye sahip bir Fizz var. Oyun dondu ama şimdi burada gördüğün Fizz şu anda o anlık hasarını bırakarak hem Angle 2 hem de Just Move'u yani hem Corki'yi hem Jayce'i aradan çıkarabilirdi. Ki ikisi de geri çekilmiş zaten herhangi bir agresiflik göstermeden. Şimdi orada Jayce'in verdiği hasar çok fazla. Zed gölgesini bekletiyor kaçmak için. Üzerine doğru koşan bir Thresh vardı. Lakin şu an oyunumuz tekrar donmuş olduğu için spectate'imiz bunu göremiyoruz. Şu an geldiği gibi sonra tekrar dondu. Evet. Bu problem için tekrar ne olduğunu anlatalım arkadaşlar. Bu arada Thresh orada Zed'i öldürmeyi başarmış. Muhtemelen ölüm cezası tuttu ve ona öldü. Zed de orada Jayce almayı başarmış. Bu problemin neden kaynaklandığını anlatalım arkadaşlar. Avrupa batı sunucusunun izleyici modunda sıkıntı var. Bütün izleyici modunda oyun izleyenler özellikle bu oyunda bu problemi yaşıyorlar. Bu nedenle yayında bir sorun yok. Yani normal bir oyun oynuyor olsaydık şu an biz bir oyun içinde olsaydık bir problem yaşamayacaktık. Fakat izleyici modunda böyle bir sorun yaşamıyor. Bu arada çok güzel bir ulti gördük orada Sejuani'den. Çok zor oradan kaçması Lucian'ın. Sejuani tekrar üstüne atmak için bekleme sürelerinin dolmasını sabretmeye çalışıyor. Bekleme süreleri doldu fakat oyun tekrar gitti. En heyecanlı noktada gitti oyun şu an. Olacak şey değil. Olacak şey değil.
Tekrar oyun geri geldiğinde muhtemelen ortada ölmüş bir Lucian göreceğiz. Hayır, Lucian oradan kurtulmayı başarmış. Başarmış. Çünkü bakıyorum neden oraya Fizz yetişmiş. Fizz geldiği zaman da oyuncular geri çekilmeye karar vermişler. Şimdi orada Fizz'in başı belada. Tutuştur da yeri. Üstüne gitmesi orada çok gerekli değildi. Korki'nin onun yerine Janna'ya dönebilirlerdi. Janna tek başına daha güçsüzdü. İzlenmez böyle yormayın kendinizi mantığı doğru değil. Bütün maçları elimizden geldiğince sunmaya ve yayınlamaya çalışıyoruz. Bu tarz teknik aksak bizden dolayı olmadığı için çözümümüz de yok. Yayını kapayıp hadi beyler olmuyor ya biz de kaçıyoruz demek de mantıklı olmaz. O nedenle elimizden geldiği kadar bu şekilde de olsa anlatmaya çalışacağız ara ara da ben sizlere. Jayce'in Zed'e karşı farmda geri kalmış olması çok ilginç. Gerçekten. Bu arada İrelia döner bıçak, uçar bıçaklarıyla orada döner bıçaklarıyla da döner bıçaklarıyla. Uçar bıçaklarıyla orada Rumble'ı oldukça fazla bir şekilde hasar aldırdı. Rumble'ın üzerine oldukça fazla bir hasar bıraktı. Şimdi oyun sanıyorum tekrar bir... Evet tekrar dondu. Sen de dondun mu? Ben de donmadı henüz. Ben şu anda tekrar dondum. Kaçtasın? Şu an 13, 18, 19, 20. 13, 18, 19, 20. Şimdi ben yetiştim. Orada gerçekten çok az bir canla kaçmayı başardı Jayce. Yani şu anda yenilemesi 2'şer 2'şer saniye. 13 can ya da 14 canla kaçmayı başardı. Fizz'in oraya ultisi geldi fakat ulti başarıya ulaşamadı. Dengeleyiciden çıkmayı başardı orada Fizz. Son bir vuruşa ihtiyacı var. Hayır, Rumble çok güzel bir şekilde kendini orada kurtarıyor. Gerçekten çok güzel bir oyun gördük Rumble'dan. Yanımda konuşan arkadaş Alara Akıl taş kesen. Bundan sonra Black Master Cup maçlarını Base TV ile beraber sunacağız. Kendisi aynı zamanda Base TV'nin yayıncısıdır. League of Legends yayıncısı değil mi Base'de? Evet, başka Base'de League of Legends yayıncısıyım. Tamam. Bu arada orada çok agresif giren bir Sejuani gördük. Ultisi geliyor ama kimse isaret etmiyor. Rumble şu anda Fizz'le biraz dalga geçti. İkinci sıkkında atmayarak. Sejuani orada hala İrelia'yı kovalamaya devam ediyordu. İrelia orada ışınlar yeteneğiyle kaçmayı denedi fakat sonuca ulaşamadı. Şimdi Jayce de geldi arkasından. Geldi. Artık oradan kaçma şansı. Yok öyle yavaşlatacak edecek ama yok yok kaçma şansı yok artık. Yok. Skoru kime bırakacaklar diyorum. Jayce aldı. Böylece orta koridorda 3-2-1'lik bir durum elde etmiş oldu. Şimdi orada Lucian çok agresif, dikkatli olması gerekiyor iki oyuncunun da. Alt koridorda böyle sürekli agresif takaslar görüyoruz. Ama bir sonuç olmuyor. Şimdi Zed orada çok güzel bir hamle Jayce'den gerçekten. Kulenin altına ittirip Zed'i kuleden fazla hasar almasını sağladı. Bir de üstüne Zed son bir umut belki Shuriken'im tutar diyerek tutuşturur da bıraktı ama o Shuriken tutmayınca tutuştur sadece Zed'in canını azdan kritik seviyede az denecek kadar azaltmayı başardı. Gerçekten takdir edilesi bir oyun izledik. Az önce Jayce'den. Evet 3-1-1 oynayan bir Thresh var. Az önce de aynısını sanıyorum Sona da görmüştük değil mi? Evet Sona da görmüştük. Bu arada oraya Fizz girdi. Direkt Thresh'in üzerine odaklandı. Hiç Ejderha ile falan ilgilenmedi. Ki orada skor daha toplayabilir gibi görünüyordu. Sejuani değeri aldı. Alt koridorun içinde orada savaşa dahil oldu. Fakat orada Lucian'ın daha fazla yapacağı bir şey yok. Janna dönüştü ki arkadan Rumble'da olayı dahil oluyor. Az önce kaçmak için İdelia ışınlanmak gücünü harcamış olduğu için. Boşa harcamış olduğu için hatta. O Ejderha savaşına dahil olamadı ve bütün dengeleri bozdu. Fakat iki takım da Ejderha'yı bıraktı. Şu an orta koridorda... İstemiyorlar. Evet orada Rumble Zed kapışması görüyoruz. Zed bu karşılaşmadan... Zed bu kapışmadan üstün ayrıldı. O ölüm işareti gerçekten çok fazla hasar bıraktı. Rumble'a... Rumble o hasarlı doğal olarak baş edemedi. 7-13'lük bir skor durumu var. Kırmızı takım 3000 altınla, 2000 altınla liderliğini sürdürüyor. Bir bireysel altınlara bakalım. Bakın. Şu anda 5000
586 milyla Lucian. Hayır yanılıyorum. 5806 milyla Jace oyunun en fazla altını bitirilmiş ismi. Orada bu arada nazar değdirdik Lucian diyerek. Lucian skoru da kaptırmış oldu. Zed. Sejuani skorunu aldı. Şimdi Fizz orada önce minyonları temizleyip sonra Jace'e gitmeyi deneyecektir. Orta koridor kulesini isteyeceklerdir. Fakat yine bir donma sorunu yaşıyoruz şu an. Tekrar geri geldi oyun. Ara 17-17'deyim şu an. Tamam. Benim oyunum gelmedi. İleri alalım. Alamıyoruz. 16-50'deyim hala. 16-54. Hala bekliyorum. Tamam, oyun geldiğinde onu bir ayarlayalım. Az önceki pozisyondan tekrar devam ediyoruz. Fizz oradaki farmla ilgilenecektir. Oradan Jace'e yürümeyi tercih edecektir dedik. Ki Jace bunu bildiği için zaten pozisyonunu ona göre alıyor. Mavi güçlendirmeyi Fizz'in üstüne bırakmak istemiyor. Bu arada şimdi orada Fizz'den başarılı da bir ulti gördük. Jace'in alacağı hasar çok büyük fakat hasar verdiği hasar da çok büyük. Uzaktan bir şok patlaması denedi ama hayır, biz orada hareket etmeyerek doğru hamle yaptı. Zed gerekli hasarı çıkardı. Eğer zaten orada Zed geri dönmek zorunda kalsaydı, ölmeseydi o dürtme esnasında, o bıraktığı ölüm işareti vurduğu yeteneklerinden yediği şurikenlerinden dolayı da fazlaca vuracaktı ve orada Jace skorunu garantiye alacaktı. 5-5 oynayan bir Zed vardı. Takımın hem en çok skora sahip hem en çok ölen oyuncusu. Bu arada Thresh orada tutturamadığı ölüm cezası yüzünden yerini resmen karşı takıma bildirmiş oldu ve o minik tuzağı bozdu. Saniyeni öğrenebilir miyim acaba? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tamamdır. Oldu mu? Şimdi Fizz bakalım oradaki pembe totem fark edecek mi olmadı dolaşırken? Orada iki tane pembe totem var geçeceği yerde. Ve kırmızı takım Fizz görür görmez üst koridorda olduğunu hemen ejderhaya girdi. O, bu dolaşsın bizim ormanımızda ifrit alsın, biz burada ejderhayı alıyoruz ejderha dediler. Mümkün olduğu kadar terimleri Türkçe kullanmaya çalışıyorum ama Rumble bu arada oraları yaka yaka bir kontrol etti. Şu anda Lucian fazla hasar bakıyor. Janna neden ultisini bu kadar erken kullandı hiç anlamadım. Janna'nın bu erken kullanılan ultisi yüzünden alt koridorda şu anda iki skor birden verildi. Thresh orada skoru alan isim oldu. Jace de orada Zed'i katletmeyi başarabilecek mi? Karşılıklı iki tane sıçra gördük. Tutuşturdu var üzerinde. Hayır, yetmedi o son şuriken. Şu anda oraya giren bir Fizz görüyoruz. Fizz orada kaçmaya çalışıyor. Thresh'in hem ölüm cezasından hem de resim üzerine kaçmayı başardı. Çok güzel bir sıçrayla orada. Skor alabilecek mi? Gerçekten Fizz neler yapıyorsun ama hayır, hayır, hayır. İzin vermedi Thresh. Fizz gerçekten harika oynadı. Bir geri alıp o sahneyi göstermek istiyorum. Fizz'in orada kaçtığı yetenek atışlarını size göstermek istiyorum. Orada bu Fizz gereken övgüyü hak ediyor çünkü. Hemen Fizz'in üstüne geliyorum. Burada, şimdi geri alacağım tekrar biraz. Replay'de gösterebilmiş olalım size. Burada Fizz savaşa dahil oluyor. Fizz harika oynadı bak. İlk burada oyunbaz düzenbazıyla birisini yüzden kurtuldu. Burada hafif bir sağa yürüyerek. Şimdi burada şok patlamasından sıçrayla şok patlamasından kurtuluyor. Hala kovalamaya devam ediyor. Balığını atıyor. Orada Jace balıktan kurtuluyor. Burada tekrar oyunbaz düzenbazla şok patlamasından kurtuluyor ama o Thresh'in ölüm cezasıyla birlikte artık başka şansı kalmıyor. Gerçekten harika bir Fizz oyunu izledik. Onu cidden göstermek istedim. Sonunda Fizz oradaki pembe totemlerden birini, görüş totemlerinden birini fark edebildi ve temizledi. Şu anda kırmızı takımın en büyük dikkat çeken özelliği attığı totem sayısı. Mavi takıma kıyasla çok fazla görüşe sahipler. Bu görüş avantajını doğru şekilde kullanabilirlerse
bu şekilde oyun devam ettirip sonuca da ulaştıracaklardır diye düşünüyorum. Yakında alacağım ya. Kendime renk tutacağım. Oynatın orayı. Oynatın orayı gideceğim. Tutalım mı ara ara biraz ya? Ne diyorsun? Tutalım ya. İhtiyaç var şu an için bence. Değil mi? Evet. Ha, yayın gittiğinde de rejiye sıç atalım. Şiz hayırdır reji. Diye. Ne oluyor ha reji? Ne hayırdır falan yayını diye. Yayını alalım lütfen. Konusuna abi vallahi ayarlıyoruz falan diye hiç uğraşmayalım. Aynen öyle. Bu arada şimdi Fizz'de ultisini harcamış olduğu için o kule anında düştü. İkinci kuleye zorlayacaklar merak ediyorum. Bu arada Zed orada direkt Rumble'ın üzerine odaklandı. Büyük bir hasar bırakıyor şu anda. Oradaki ölüm işaretinin patlamasıyla da Rumble düşmüş oldu. Bu kuleyi çok savunabileceğini zannetmiyorum şu anda. Mavi takımın rahat bir şekilde. Özellikle Zed'e ihtiyaçları olacak. Dürtebilmek adına. Rumble orada güzel denedi ama Zed gibi karakterler, Fizz gibi karakterler oyun yapmaya çok müsaittir. Bu arada ileri yakalandı orada. Çok büyük bir hasar aldı üzerine. Tutuşturu da bırakıldı. Sejuani'nin ultisini yer yemez orada Janna. Janna düştü. Kaybetti. Evet. Sejuani ultisi acaba orada hemen gerekli miydi? Biraz bekletebilir miydi? Şimdi Fizz'in orada yapabileceği tabii ki hiçbir şey yok. O kulenin düşünü izlemek dışında. Zed de oraya Rumble'ın tekrar geri dönmesiyle üst koridordan ayrıldı. Fakat o Zed'in orada üst koridorda bu ittirme çabası acaba bir skor ve bir kuleyle mi sonuçlanacak derken evet orada Fizz skoru da alındı. Şimdi ileri hızlı bir şekilde orada araya giriyor Jace'i öldürmek için ama gelen bitkinlikle kendisi düşüyor. Bir de orada Lucian düştü fakat ben tekrar oyundan düşüyorum ve tekrar bağlanmaya çalışıyorum. Büyük ihtimalle de Janna da düşecek orada gibi geliyor bana. Ben Janna'nın orada düştüğünü gördüm aslında. Yani o bir canı falan kalmıştı. Sanırım kaçamayacaktı. Tekrar başlıyoruz şu an. Tekrar katılmaya çalışıyoruz o ekranı. Bu arada göstereyim bu ekranda ben tekrar oyuna yeniden bağlanıyorum genelde. Sadece sizden saklıyorum ekranı. Utanıyorum, saklıyorum. Tekrar bağlandık oyuna. 23.07'deyiz şu anda. Çok geriden başladı yalnız. Biz Ukrayna'nın yıkıldığını gördük. Ama şöyle hızlı bir şekilde izleyelim orada neler olmuş onu görelim. Burada işte hatırlarsanız İrelia tekrar savaşa dahil olmuştu. Orada İrelia bitkinlikle birlikte hemen düştü. Şimdi orada Lucian düştüğünü görüyorduk. Lucian da düşmüş. Zed'üs koridorda Rumble almayı başarmış. Janna tekrar savaşa dahil oluyor. İşte burada kalmıştık biz. Bakalım Janna orada agresif bir şekilde girmeyi denemiş mi? Denememiş tabii ki. Orada rahat bir şekilde kuleyi almayı başarmışlar. Şimdi Janna da içeri girmiş orada. Bu arada Jace hiç oralı olmamışlar. Janna'yı umursamamışlar. Direkt çıkmayı tercih etmişler. Evet, inhibitora vurup çıkmayı tercih etmişler. Ve kırmızı takım güvenli oradan ayrılmış. Bir tek Corki kaçarken orada durdurulmuş. Ona yetişebilecek ama yakında hiçbir şampiyon olmadığı için Corki de oradan güvenli bir şekilde uzaklaşmıştır. Bu arada bir izleyicimiz bizde şey şarkısıyla David Guetta'la Snapdragon'ı sanırım Can you be my regi? Can you fix me up? Diyerek eşlik etti. Oraya gitme şansı yoktu mavi takımın. Ya şu anda 12-21 üstünlüğü var kırmızı takımın. Aradaki altın farkının bu kadar küçük olmasının sebebi tamamen aradaki farm ve objektif farkı şu an yapıldığı gibi mavi takım ejderha alıyor. Mavi takım 2 ejderha, kırmızı takım 1 ejderha aldı. İlk dakika 3'te 1 ejderha gördük. Sonra kırmızı takımdan alınan bir ejderha gördük. Şimdi de diğer ejderhayı mavi takım almış oldu. Orada Baron'a doğru yönelip tuzak kurdular. Mavi takıma başarısız bir oyunbaz düzenbazla başarılı bir Sejuani ultisi gördük. Zed orada ultisini attı fakat kaçabileceği hiçbir yer yok Zed.
kaçabileceğin hiçbir yer yok. Orada İrelia da sıkışmış durumda. Şu an kaçmaya çalışıyor elinden geleni yapar. Fakat Sejuani ona yetişti. Tekrar savaşa dahil oluyor orada Lucian üzerine. Jean ortası İrelia'nın bütün planlarını bozdu. Ve İrelia'nın büyük ihtimalle ölümüne sebep olacak bu hatası. Fakat o kadar uzun süre yerinde mıhlı kaldı ki Rumble. İrelia oradan kaçmayı başarmış gibi gözüküyor şimdilik. Oraya doğru yönelen bir Jace var. Fakat Jace yanlış yere gidiyor. Herhangi bir görüş yok şu an orada iki tarafında. İrelia oradan güvenle ayrılmayı başardı. Fakat Jean'a tehlikeli sularda yüzüyor. Şimdi Jean'ı fark ettiler ama hiç onunla uğraşmayıp doğrudan balona girdiler. İrelia ve Jean'a kurtulmuş oldu ve tekrar düştük ya. Düştük. Sen de mi düştün? Ben yaklaşık bir 20 saniyedir düşüyorum zaten. Düşmüş bir şekildeyim. Kanser spectating ya. Gerçekten. Bir dakika izliyorum sonra düşüyorum. Bende de öyle oluyor şu an. İşin kötü yanı bir de yayında, yayın sırasında oluyor diye. Çok sinir bozucu. Tekrardan bağlandık oyuna. Evet. 27-25 doğru muyum? 27-40'tayım ben. Al geri. 30. Alıyorum. 31. 32. 33. Bu arada zaten çok güzel bir ulti gördük orada Rumble'a. Rumble'a bırakacağı hasar gidecek mi diye bakıyorum. Ölüm işareti patladı ama oraya Jace'in gelmesiyle tabana kuvvet kaçmaya çalışıyor. Zed şu anda üst koridorda. O Zed ölecek. Evet, o Zed daha fazla yaşamayacak. O Zed'in oradan çıkma şansı yok. Kötü bir ölüm cezası gördük. Thresh'ten fakat Sejuani yine support için, yani Janna'ya değer miydi o ulti? Janna'nın kendi ultisi yoktu çünkü orada. Ultisini harcadı az önce. Yani o Sejuani ultisi Janna'ya harcamaya değer miydi? Tartışılır. Tartışılır, yakalayabilirlerdi belki. Evet. Fizz orada kurtların oradan bir baktı. Dedi bu olacak değil. Oradan tekrar Lucian diyorum. Jace'e doğru yöneldi. Şimdi balonu tutturmayı başardı Jace'e. Öldürmeye yetecek mi hasarı? Tabii ki yetecek. 500 altın cebine indiriyor orada. Üzerine bir de kuleyi. Orta koridorda aradığını bulamayan balık üst koridorda aradığını buldu. Aynen öyle. Şimdi kırmızı takım geri dönüyor. Aslında şu anda agresif ve birlikte hareket ederek Rumble'da başka bir koridora göndererek, ki ışınlanan bir üstü açık hala, rahat bir şekilde oyunu bitirebileceklerini düşünüyorum orta koridordan. Çünkü kule yok. O koridoru açmaları çok muhtemel. O koridoru açtıktan sonra diğer koridorda, itirilen koridordan da inhibitor kulesine inhibitor düşürebilirler. Şu anda bunu yapmaları gerekiyor. Ama pek oralı değiller. Tekrar mı dondu? Dondun mu? Dondum. Ben de dondum. Umuyorum ki bu donma problemleri düzeldi bu arada bende. Yeni sihirler vadisi haritasına geçtiğimizde yok olacak. Yani tek niyetim budur. Yeni sihirler, yeni meta dair tek niyetim bu. Bu arada oldukça başarılı bir dengeleyiciydi aslında. Oyun tekrar donmasaydı muhtemelen burada savaşı kazanan bir kırmızı takım görecektik. Çünkü şuraya doğru gelen bir destek kuvvetleri vardı. Şimdi birazdan donma geçtiği zaman düşmezsek eğer bam diye patlayan bir skişat silsilesi ve bitmiş bir savaş göreceğiz. Bam diye patladı her şey. Ve gördüğünüz gibi kırmızı takım o savaşı kazanmış. Haldır haldır orta koridordan geliyor. Muhtemelen maçın sonunu izliyoruz şu anda. Burada Thresh bu arada çok içerilere girdi. Dikkatli olması lazım. Orada Zed'i yakalamayı başardı. Tuşur da bıraktı üzerine. Büyük bir hasar verdi. Şimdi orada Fizz'in üzerinde gözler. Fizz sıçrasını atarak kaçmayı başardı. Kırmızı takım o canları azalmış bir şekilde şu anda geri çekilmeye çalışıyor. Fizz yandan takip ediyor onları ama oradan çok bir skor düşebileceğini zannetmiyorum. Ejderha şu anda oldukça mantıklı bir görev. Kırmızı takım adına. Şimdi Zed geldi bu arada oraya. O ölüm cezasını harcadığına pişman olacak o Thresh.
ve şu an eminim bayağı olmuştur. Keşke ejder atmasayım diye. Kırmızı takım kendi elleriyle büyük avantajı mavi takıma hediye ediyor gibi görünüyor derken o dengeleyici ne vuruyor? O dengeleyici ne vurdu ya? Çok iyi. Korki ikilik yapmayı başardı. Şu anda orada bir arada durmamalısınız. Neredeyse Korki şu basit hatadan dolayı Thresh'i öldürüyordu. Orada Thresh'in lokasyonu gördüler. Araya girip ulti atan bir orada Lucian var ama Korki. Konuyu kapattı resmen. Thresh tekrar şu ejderi ölüm cezası atarak başladı. Yapma çocuk. Gerek yok. Niye çekiyorsun ejderi o şekilde? Niye tutuyorsun? Üzerine de ejderhayı almaya başardılar. Korki gerçekten çok güzel oynadı. Kesinlikle. Şu an şu az önceki durumun kahramanı Korki diyebiliriz. Çok güzel dengeleyiciydi. Tam yerindeydi. Evet. Onun üzerine bir de Korki'nin gerçek hasarı konuyu gerçekten bitirdi ya. Kartus ulti yazıyorlar. Tabii canım orada bir Kartus olsa. Ama Kartus olsa oyun buralara kadar gelir miydi? O Jace, o Kartus o Zed kadar başarılı bir şekilde ayrı kitleme yapabilir miydi tartışılır. Şimdi geri dönüyor oyuncular merkezine. Oyunum gitti. Orada Thresh mavi düşenmeyi bir denedi ama çok uzaktan, çok güvensiz denedi. Başarıya ulaşma şansı bile oldukça düşüktü. Ve tekrar dondu. Nice job, Rito. Ben de düştüm, tekrar bağlanıyorum. Bizde de dondu ve bekliyoruz. Tekrar bağlanmasın. Şimdi bu arada orada Thresh çok güzel bir ulti attı. İki duvarına birden bu bileyle çok kötü bir dengeleyici bu sefer Rumble'dan. Gerçekten maçın gidişatı değiştirebilecek derecede kötüydü. Fakat o kadar fazla güçlü ki şu anda oyuncular. Orada oyunda düzenbaza karşı çok güzel bir seçeneğe kurtulmayı başarıyor da Rumble. Geride kaçmaya çalışan bir Irelia ve Zed var. Geri dönüp orada skor alabilirler ki orada Korki skoru almayı başardı. Zed şimdi iki taraf oradan kaçmaya çalışıyor. Mavi takım neler yapıyor? Harika oynuyorlar şu anda. Donmasaydı daha da harika oyunlar görecektik sanıyorum. Şu anda görüntü dondu. Orada mavi takım inanılmaz işler yaptı. Irelia ve Zed ikilisi. Ki üstüne skorlar beklemeyi başarmışlar. İşler tersine döndü diyebiliriz. O üçlü kuvvet ve Rumble'yle bitiren Irelia gerçekten etkili olmaya başladı hemen. Şimdi orada Baron totemlemelerini temizleyen bir Janna görüyoruz. Baron'a girmek şu aşamada oldukça riskli bir seçim olacaktır. Mavi takım adına. Yani en azından bu barona girebilmeleri için karşı takımın ormancısını düşürebilmiş olmaları gerekiyor. Yani Sejuani'yi. Ki o da o kadar kolay olmayacak. Şu anda maçın en büyük problemi mavi takım adına Lucian diyebiliriz. Eşyaların konusunda çok geri kalmış. Karşısında ebedi kılıç, üçlü kuvvet, ekstradan bir AMK kılıcı, büyü nüfuzu veren sihirbaz pabuçları ve vampir asası. Bir de üstüne hiç bunlar yetmiyormuş gibi Quistler'ın seçiyle 9-3-11-1 Korki var ve 0-8-4 Lucian. 3 tane eşya bitirebilmiş. Burada oyun tekrar dondu. Tekrar umarım bu donma problemi çözülecek hemen. Minyonlar çok fena bir bug'a girmiş. Ve düzeldi tekrar. Arada Zed Korki skorunu almaya başarmış. Jace Fizz'i aldı. Şu anda çok büyük bir hasar var. 75-19'un üzerinde.
Öldürmeye yetmiyor ama İrelia'yı bir türlü alamıyorlar ne yaparsa. Şimdi İrelia'nın başı beraber orada Thresher'e yakalandı. Yeterli hasar çıkarabilecek mi Sejuani? Sejuani yeterli hasar çıkardı. Çok az bir canı kalmasına rağmen oradan Sasane kurtulmayı başardı. Şimdi sonunda o inhibitörü alabilecekler. Geriye sadece Janna kaldı. Janna'nın Sejuani'ye o gerekli hasar vermesi şu anda mümkün değil. O inhibitörü rahat bir şekilde aldılar. Bartek'in dolması daha 10 saniye var. Rahat bir şekilde güvenle oradan ayrılabilirler. Bir baron denenebilir yakın zamanda ya. Kırmızı takım çünkü şu anda çok üstün. Bu üstünlüğü galibiyete dönüştürmek isteyeceklerdir evet. Çok hızlı bir şekilde. Baron'la garantilerler direkt. Alana ne düşünüyorsun? Şu an neler olacak? Tahmin edebiliyor musun? Bu baron güçlendirir. Şu baron denemesi sence doğru mu? Şu an yapılan. Şu an yapılan baron denemesi bence yanlış. Çünkü kırmızı takım da barona doğru ilerliyor. Orada baronu alırken aynı zamanda... Orada baronu alamadılar. Fizyoli olmasına rağmen. Şu an gitti bende oyun. Bende de bir donma oldu. Baronu mavi takım aldı. Kırmızı takım aradan fizik skorunu almayı başardı. Ve şu anda üst koridor kulesini düşürüyorlar ve düşürdüler. Şimdi üst koridor kulesi hızlı bir şekilde düşecek. Orada İrelia pozisyon kolluyor. O İrelia pozisyonu vermemek için Rambo şu anda en ön sırada duruyor. Doğrudan Zonya'sını kullandı o hasarı önlemek için. Şimdi orada Zed'e çok dikkat etmeleri lazım. Zed'i düşüremediler henüz. Zed şimdi düştü. Orada ölüm işaretini Corki üzerine bıraktı fakat Corki orada hemen Crystal'ın seçimiyle kurtuldu Zed'in. İşaretler evet arada yakalanan bir İrelia da düştü sonunda. Şimdi orada Lucian'a Corki kapışması görüyoruz fakat Corki'nin hasarı inanılmaz. Maçın sonunu artık gördük. Sonunda maç sona erdi. Biraz daha arkadaşlar az sonra günün 4. maçıyla karşınızda olacağız. Tekrardan o araya kadar. Müzikler sizlerle olacak arada. Bay bay. Bay bay.
Most people, it's plausible. The real thing that haunts them is that when they die, they go to sleep.